Peygamberler akla ilka edilen fikirlerin sahipleri ola gelmişlerdir. Yani akıllarına Allah tarafından fikir ilka edilmiştir ki işte o fikrin özel adı vahiydir. Vahiy eşyanın yaratıcısı tarafından insanlara göndereceği mesajı insanlar içinden seçtiği elçilere fısıldayan, aklına ilka eden varlık tarafından bildirilen fikre deniliyor vahiy. Vahyin Arapçada bir anlamı da fısıldama, söyleme, yani onun kafasına yerleştirme. Nitekim bir ayette de hatırlarsınız, sen dilini depreştirme, yani Cibril sana gelen vahyi öğretirken acele etme. Niye? Onu, yani bu gönderdiğimiz şeyi senin kalbine yerleştirme işini biz üzerimize aldık. Yani o bizim taahhüdümüzde. Bunu biz yapacağız. Sen unutursan onu unutmaz hale biz getireceğiz. Tekrar tekrar sana öğreteceğiz. Tekrar tekrar söyleteceğiz. O bakımdan yani bu şimdi söylüyor, bir daha söylemez filan gibi işte fırsat bu fırsat, öğrendim. Eğer öğrenmediysem kaçırdım gibi bir telaşa kapılma anlamında dilini depreştirme. Onu senin kalbine yerleştirecek olan biziz diyor.